Hurmatli talabalar, oldingi ma'ruzamizda biz sizlar bilan fosfit sinkda to'xtab qolgandik. Shundaymi? Ben shuni yana qaytaraman, ham bugungi ma'ruzani shunday deb yozasizlar. Fosfit sink analizi. Bundan keyin arsen birikmalarini tahlili va vaqtimiz qolsa keyin smog birikmalarini ham har xil biologik obyektlarda aniqlash. Esinglarda bo'lsa, oldingi safar mana shunday modda yozilgan edi. Sink. Uch, bir, ikki. Buni adini sink fosfidi deb atagan edik. Ikkovimiz buni qo'llanishi to'g'risida ham aytilgan edi. Bu qishloq xo'jaligini don mahsulotlarini har xil kemiruvchilardan saqlash uchun ko'p miqdorda qo'llanadi. Sichqon, kalamish, yumron qoziq, mana shunga o'xshagan narsalarni omborga, haligi don saqlanadigan joyga kirmasligi uchun, kirsa ham o'lishligi uchun saqlanadi. Lekin zaharlanish hollari nima natijasida ro'y beradi degan edik. Shu don mahsulotlarini xalq tomonidan, ba'zi bir xalq kishilar tomonidan tushunmasdan olib borib, tegirmonda tortib, uni ovqat sifatida ishlatishligi natijasida zaharlanish holatlari ro'y beradi. Endi shunda, demak, toksikolog, ximik uni bilib berishlik uchun nima ish qilish kerak? Sink fosfidi to'g'risida azgina yozgan edinglar, uni xossasi to'g'risida. Bu suvda erimaydigan, organik erituvchilarda ham erimaydigan, qishloq xo'jaligida qo'llanadigan kimyoviy zahar moddalar turkumiga kiradi. U organizmga kirganda letal sintezi ketib, bu moddaga qaraganda ham kuchliroq zahar moddaga bu aylanadi, chunki oshqozondagi xlorid kislotasi bilan bu juda o'ta zahar modda fosfinga o'tadi. Mana bu yaxshi sizlarda yozilgan edi. Mana bunday bo'ldi. Bu olti bo'lishi kerak ekanmi? Mana bunday bo'ladi. Madamiki shunday ekan, endi bu zaharli moddani isbotlash uchun mana shunday formulaga egaligini bilishlik uchun qanday usul mavjud? Mana ko'rsanglar, bir tomondan sinkni borligini aniqlash kerak ekan. Ikkinchi tomondan nimani aniqlash kerak? Fosforni aniqlash kerak ekan. Shuning uchun bu modda uchun xususiy bir yo'l ishlab chiqilgan. Birinchi navbatda fosforni aniqlash usuli. Mana bu fosforni aniqlash usuli. Buning uchun fosforni aniqlashlik uchun tekshiriluvchi biologik obyekt mana bu suv bari bilan haydash apparaturasining uskunasining, demak, asbobining mana bu kolbasiga joylashtiriladi. Mana suv bari bilan haydash uskunasi, bu asbobi bir necha qismdan iborat. Bittasi par hosil qiluvchi, ikkinchisi obyekt solinuvchi kolba. Undan keyin par chiqqandan keyin bu yerga kelib kondensatsiya bo'lib, par suvga, suyuqlikka aylanib, qabul qiluvchi kolbaga tushadi. Demak, buning uchun nima ish qilish kerak ekan? Biologik obyekt, mana bu narsani saqlagan biologik obyekt shu asbobning ikkinchi kolbasiga solinadi mana bu yerga. So'ng biologik obyekt orqali par yuboriladi. Mana shunday qarasanglar, bu yerda mana bu naycha keladi-da, bu obyekt kolbani tagigacha tushgan. Demak, obyektni ichidagi bo'lgan moddani olib ketish imkoniyati bor. Par yordamida. Endi fosfor bu modda tarkibidan bu yerga o'tishlik uchun biz obyektga nima qo'shishimiz kerak?
Bir orta kislete koşuşumuz gereği. Yo aşk olur. Aşk olur hem de bu koşulmagani makul. Çünkü özü uçucu değil bunu aşk olur. Çünkü yok ki sülfat kisletesi, yok ki fosfat kisletesi. Borunca o şey özümüzü organik koyan aksalat kisletesini koşuşayım buladı. Hamasa diyen reaksiyon maşındaki etlerdi. Neticede fosfin acılar çıkardı. Şimdi bana maşın fosfin acılar çıkardı bir yerden, obyektten de. Kotarılıp su parı bulan kaladirlikte bu kondensasyaya uçurup suyu lopka. O da kabul kılıcı kolbege şey yaptı. Kabul kılıcı kolbede ne mesaklanış gereği bunda? Şu fosfinle uşak kalışı için bu gaz madde bu. Bu kabul kılıcı kolbede içine brom suyu kuyup koyular. Brom içine plus su. Reaktifler Katar'da bromlayan vadadı bir yurtdilerdi, brom suyu. Brom alınırdı, su bile çak etilirdi. Ana şu numaranı adı brom suyu. Reaksiyonu kiriş neticesi de ikide kisete fasıl buladı. Karaka kisete aş, brom. Yine ne fasıl buladı? Brom, o. Topla doğru, aş, brom, o fasıl buladı. Bana bu hasıl bulunan kisletelerinin içi de ikincisi küçülük oksidleş hususiyeti gibi. Maddelerine demek bu oksidleşi mümkün. H, brom, O. Fosfin bilen uçraşır. Bu neyin kaysi kisleti götkuzadır? Hem de kisleti götkuzuşu mümkün. H, 3, sonra orta fosfat kisletesi yok kuzeyde. H3, P, O, turbo kuzeyde. Plus H, brom. Demek turta kisletesi H3'ye birleştiği için bundan turta kere turta H, brom, adilere çıkardı. Hani şimdi üçü üçü madde oksilla uçu bilen uçraşkenden ki gün uçmaydıken maddeye uçtu. H, 3, P, O, turgu uçtu. Eğer de biz şimdi kabul kılıcı kolbada H, 3, P, O, turgu varlığını bilsek şu arkayı biz ne bana ispatlayken bulamız? Fosforu bana şu preparat terkibinde varlığını anıklayken bulamız. Hani şimdi madem iki şundayken demek fosfor kisletesini anıklaş usullerden bir kitesini yazayım. H3PO4 magnezyal aralaşma. Magnezyal ne simes diken varsa var. Bu nümeden ibaret. Magni. Klor 2. Plus NH4 OH. Bana şimdi aralaşma koşulsa bir yerde çöker eken. Magni. NH4 O tor maddesi. Bu ak çökme. Ak çökme. Plus NH4 klor. Degen plus yine su. Ha, koeffisiyentlerge vakt sarf kılmayman. Bu bette hiç kanakayınca oksidleniş kaytarlışmaz. Çünkü cüda asan. Tenglemen, tengleş mümkün. Bize göre ahemiyetli narsa bana şimdi ak çökme çöre gelmem. Şimdi bu ak çökme şu peyette düşedik ki eğer de fosfat kisletlerinin miktarı kub olsa mı, kem olsa mı? Kub olsa. Daim kub olsa çökme düşedik. Kem olsa lakalanıp kaladı yok ki çökmeye çamaya kaladı. Bana dedik şimdi kem miktarı gitsin hem daha anıklaşmam için. Eğer de kem miktarda olsa H3 ve O tur bunun koşullarda ammoni maliklerden
Ben açtım iki martta. Halen o tur koşuladı. Ana ondan keyin qandaydir qaytaruvchi modda qo'shiladi. Men buni so'z bilan yozib qo'yaman bitta qilib. Qaytaruvchi modda. Reaksiya oxirigacha o'rganilgan emas. Shuning uchun bitta hosil bo'ladigan narsani ham hozir so'z bilan yozamiz. Qaytaruvchi modda sifatida nima bo'lishligi mumkin? Nima olinishi mumkin? Bu kimyogarning ixtiyoridagi narsa. Olish mumkin. Stannum kloridki. Ikkinchisi, ferum klor necha? 3. Qaytaruvchi deb olmadim. 2. Askarbin nimadir? Askarbin kislotasi. Sülfitler olmuşu mümkün. Sülfitler. Bana şimdi madde koşulgendi. Ammoni malibdatı fosfor kislotası bilen malibden fosforli malibden fosfor zangarısını hatırladı. Demek kaysa rengi deyken bu? Zangar rengi deyken. Bana şu, yine kaytarım ben, fosfor kislotası kem bulgan halette, ikinci reaksiye yardımıyla zangarı renk hasıl kılış arkalı fosforun varlığını biliş mümkün. Bana bir demek, fosforunu anıklaştığını ben sizlere iki de yolunu verdim. Bir tanesi kub bulgan taktırdı, ikincisi kem bulgan taktırdı. Yine fosfor kislotası gibi nispeten bir qancha analitik reaksiyalar var. Endi ularni sizlarga hojati yo'q aniqcha. Mana endi shunday qilib sink fosfidini tarkibida fosforni aniqladik. Sinki qayerda qolib ketdi endi buni? Mana shu mana fosfor ko'zga qotib ketdi. Sink qayerda qoldi? Biologik obyektni mana bu ko'rbada qoldi. To'g'rimi? Endi shu yerda sink bormi yo'qligini bilishlik uchun nima ish qilishimiz kerak? Bu obyektni nima qilishimiz kerak? To'ppa to'g'ri. Demak, shunday o'zingizlarga qayd qilib qo'yinglarki, fosfor borligini isbotlangandan so'ng suv pari yordamida haydalgan biologik obyekt keldal kolbasiga o'tkaziladi va uni mineralizatsiya qilib umumiy yo'l orqali aniqlanadi. Bu yo'lni sizlar yaxshi bilasizlar. Amaliyotda ham qildinglar, sinkni aniqlash reaksiyalarini o'rgandinglar. Ana shunday qilib sink fosfidi biologik obyektda bor yo'qligi aniqlanadi. Endi sizlar yaxshi bilasizlar, bir moddani obyektni aniqlagandan so'ng uni endi nima qilish kerak agar bor bo'lsa? Miqdori aniqlash kerak. O'zi hammasi tekshirish deyiladi bu. Sifat analizi ham tekshirish, endi keyingi bosqich bu miqdor analiz qilishlik kerak. Miqdor analiz qilishlik uchun uni sink orqali miqdor analiz tahlil qilinadi. Shunday qilib o'zingizlarga qayd qilib qo'yinglar. Sink fosfidini miqdor analiz qilishlik uchun sink miqdori trilonometrik usul yordamida aniqlanadi. Trilonometrik usul yordamida aniqlanadi. Mana shunday qilib biz sizlar bilan sink fosfidi tahlili to'g'risidagi gapni batamam tugatdik. Agar savol bo'lmasa, endi bundan keyingi zaharlik moddalar sifatida simob birikmalarini olaylik. Simob birikmalarini.
Bu sizler için hazır cüda kolay halet. Çünkü pratikede sınav kete yaptı şimdi. Sınavını tüketkenden keyin arsen maddesi ödemiz. Çünkü ne? Demek sınav birikmeleri. Sınav birikmelerini biz sizlere bilen sınav ötken edik. Bana şimdi sınav birikmeleri nuhayet de bir zaharlık hususiyetine gidiyor. Bana bunu deyim. Sınav kılarıydı. Bunun adını Süleyman'dı. Ateşede, nihayet de küçülü zahar madde. Kegin, yine metal haldeki sımatını uzayan zahar madde. Bunu tabiple işletildi. Kupinçe, cüda bir kup miktarda Kazakistan'da işletilirdi. Tabipler tamam eden. Sımatını bazı bir adgelik birikmeleri var. Bana mı değil mesela? S2, H5, Ketrargılım, Klor. Bunun adını etil merkur klorit deyildi. Şimdi görseniz, o namı özü etip durdu. Etil merkur klorit. Şimdi şu etil merkur klorit, kışlak hocalığı da talk maddesinden araylaştırılırdı. Bunun adını granazan. Navıda kışla hocalığını zarar kınandalarını yok atış için kullanıyor. Şu preparatlar bile, bu, mambı, bu yine başka smap saklayıcı preparatlar bile. Notoru münasebette bolişlik, bunları bilmezsen içki içi varışlik, yok ki şu smap parı borcuydu, kuk vakti. Turşlik, bana şimdi enerseler, kuşlik zaharlanış haletine apkiledi. Smap bilen, zaharlengen kişi organizmi organizmedeki büyürekler birinci nöbette işten çıkardı. Bana bir de şu kurşetilgen, büyüreğini hatta bu ketkerli gelip bir de tasvirlenildi. Normal büyürekke karagende smog bilen zaharlengen kişi büyüreği tur 5-10 barabar patoktik oldu. Sebabı, çünkü büyürek filtreleş hususiyetini yok atadı diye o zilde suunu toplayabiliyordu. Bunun adını gidronefroz keserliği deyilerdi. Şimdi bu kişi demek zaharlanış olarak oluyor. Yani yine mitte bana bile kara rengi yapasın. Mitte. Smog bilen zaharlengen haletler ne tahminen 50% ölüm bilen tügeydi. Bunu küçük zaharlengen haletlerde kişinin saklayıp kalış cüde kıyın. Tahminen 50% zaharlengen organizmini nemesini, ölümüne tügeydi. Kanda yıkılıp smog bar yoğruğunu bilişlik mümkün. Biyolojik obyekte. Şimdi faaliyetlerde demek büyürek obyekt sıfatında birleşi mümkün. Yine kaysa organ birleşi mümkün? Ciger. Ama o şey uzaylarını metodikada yazıp koygen. 20 gram ya ki büyürek ya ki ciger ya ki 2 lavunu 2 de kol bedel deyilgen cöyleri var. Çünkü biz grupalarda sizler bilen bu meseleni koyup çıkıyorduk. Bazılar bilen şu organlarda smog kubrak toplanırdı. Bana şu meseleni nazarda tutup, obyekt sıfatı da iki de organ tavsiye edilirdi. Ya ki ciger, ya ki büyürek, ya ki ikilavu paralel momentini uzunlar. Smog birikmelerini biyolojik obyektten ajratış için umumi usullerini bir ortasıya doğru kemiydi. Umumi usullerde biz etken edik. Sülfat kisletemenin, nitrat kisletelik usul, ravdanik, yukarı temperatürlerde alıp varladigen. Umumi usulde yine etken edik, stepanik usulüne, sülfat kisletesinden nitrat, ammoni nitratta alışlayık, doğru mu? Uyurda hararet neçi gradis geçen bulardı?
300 gradus geçen borardı. 300 graduslik haroratda bu moddalardan asar ham qolmaydi. Ular hammasi uchib ketadi. Biologik obyekt tarkibida bo'lsa ham u uchib ketadi. Shuning uchun smog birikmalarini biologik obyektdan ajratish uchun qanday usul qo'llash kerak? Destruksiya usuli qo'llanishi kerak. Destruksiya usuli. Destruksiya usuli u umumiy usullarga nisbatan past haroratda olib boriladi. Qanday gradusda olib boriladi? 100 gradusda, chunki suv xommamini qaynash temperaturasida olib boriladi. Yana katalizator qo'shiladi, nimadi u? Etil spirti katalizator qo'shiladi. Keyin suv xommamida qizdirib 20 minut davomida bu narsa olinadi. Arsen moddasini olingan mineralizat tarkibida aniqlashga bag'ishlanadi. Sizlar uyga vazifa sifatida o'qib kelgansizlar. O'ylaymanki, o'zlashtirib olgansizlar bu temani. Birinchisi, demak, arsenni aniqlash usuli, birinchisi zangirbilik usuliga asoslangan. Ikkinchisi, yana ikkinchi usullardan bittasi marsh usuliga asoslangan. Shularni ketma-ket men hozir sizlarga doska oldida yana bir marta tushuntirib beraman-da, keyin buni amaliy qanday bajarilishini tajriba asosida ko'rib chiqamiz. Birinchisi zangirbilek usuli. Zangirbilek usuli arsen birikmalarini arsen H3ga yoki uni nomi arsin deyiladi, arsinga o'tkazishga asoslangan bu gaz moddasi. Bu gaz moddasi keyin nima bilan reaktiv bilan reaksiyaga kirishadi-da, mana bu yerda shu tablisda ko'rinishda berilgan shu narsa. Arsenni hosil qilishlik uchun mana bu kolbaga, bu zangirbilek apparati, kolbaga rux, sulfat kislotasi, shular solinganda vodorod hosil bo'ladi. Vodorod keyin arsen bilan reaksiyaga kirishib, arsenga o'tadi-da, bu keyin kolba bo'yicha ko'tariladi. Ko'tarilib turib, bu yerga qo'yilgan reaktiv smog saqlovchi reaktiv bo'ladi yoki hidrogen brom 2 yoki hidrogen xlor 2 shu bilan reaksiyaga kirishib, oq qog'oz, mana bu yerda berilgan shunday reaktivli qog'oz u yo sariq rangga yoki qo'ng'ir rangga bo'yaladi. Sariq rangga bo'yaladi agar arsen miqdori kam bo'lsa, mana bu yerda ko'rsatilgan kam bo'lgan hollari ko'p bo'lgan hollarda mana bunday qo'ng'ir rangga bo'ladi. Demak, shunda qanday reaksiyalarga bu asoslangan ekan? Buni hozir dasturga yozib sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Demak, kolbaga birinchi navbatda qo'shilar ekan. Sulfat kislotasi. Keyin qo'shilar ekan rux. Bunda hosil bo'lar ekan H2SO4 ham vodorod. Vodorod molekula holida ham yozish mumkin buni. Chiqayotgan vodorodni ham chiqayotgan vodorodni atom holida ham turdiyib siz buyoqdagi ko'proq qarasangiz, sizga ko'proq foyda bo'ladi. Shular hammasi syomkaga tushyapti. Mana endi chiqqan vodorod mineralizatda bo'lishi mumkin bo'lgan. Arsen 2O3 mi? Yoki H3 arsen O4 mi? Yoki H3 arsen O3. Mana arsen birikmalari ham mineralizatdagi holatlari shunaqa bo'lishi mumkin. Kislota holida yoki oksid holida. Mana shunga kelib ta'sir etgan vodorod ularni qaysi bo'lishidan qat'iy nazar ular arsenni arsen H3 moddasiga o'tkazadi. Ham suv hosil bo'ladi.
Ben de reaksiyonu umumiyeti yazgelerim için kalp sinirlerini koydum. Ana endi bu arsen H3 bu gaz holidagi modda. Smoltlik reaktiv bilan reaksiyaga kirishib bir necha xil moddalarni hosil qilishi mumkin. Masalan, bitta vodorod ketsa, unda qoladi arsen H2. Su zararıca bu, brom bolardı bu. Plus H brom. Arsen H3'teki iki de vodorod ketse ki, bunda ne mi bolardı? Bunda mı? İki de sıvına reaksiyon kırışardı, iki de vodorod brom. İki, bunda hasıl bolardı. Arsen H hidrojen boron 2 marta plus 2 H boron. Mana shunda bir nechta reaksiya ketishi mumkin. Deylik, uchchalov ham almashib ketdi deylik. Unda nima bo'ladi? Unda arsen 3 H 3 plus 3 ta hidrojen boron 2 bo'lsa onda hosil bo'ladi arsen hidrogen brom 3'te plus 3'te brom. Bana bir yerde bu madde hosil bo'lyapti. Bir yerde mana bunisi, birinci variantta bunisi. Bularning hammasining rangi sarı yoki qo'ng'ir rangi ega. Ko'p bo'lsa qo'ng'ir, kam bo'lsa demak sarı. Yana bitta reaksiya bor, yana bo'lishi mumkin. Bu arsen H3 ni vodorodini hidrogenga almashish. Hidrogen brom 2. Mana bu holatdan bo'lishi mumkin. Arsen 2 hidrogen 2 3 plus 6 H brom. Shunday qilib, Zanger-Black usulini umumlashtirib aytilganda, arsenni arsen H3 uchun oborishlikka, uni arsen hosil qilishga va uni indikator reaktiv yordamida hidrogen brom 2 safrochi qog'oz bilan tutib, rang hosil bo'lishiga asoslangan. Mana endi shu jarayonni men hozir sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Üstüge özeler ettiler ki, hani sorulgen de, yine su yıldırılgen, nime koyuşu gerek, sülfat, kısa tasar koyuşu gerek, nime koyuyor. Yine koyuşu gerek deyilgen, kalay, klaridi de koyuşu gerek deyilgen gel bora, kalay klaridi. Kalay klaridinin rolü nime ben ibaret, nime için koşuladı degende, bunu hala hiç kim etken yok, sizlere bana. Peki yazıp koyular ki, şu marşını tekşiriş barasıdır. Mineralizette bolişi mümkün bulgen temir halak verir. Üç variyetli gel, aynısı. Standım kılırken şunu kaytarıp durar. İki variyetli gelir, gen halak verir. Bana şimdi ahirge nime koşuşumuz gerekildi? Ruh koşuşumuz gerek. Ruhunu mislantırış gerek. Doğru mu? Mislantırış degeni bunu üstünü mis perdesinden kaplatış gerek. Nime için gerek bu?
Eğer de ruh özü taza olsa, sülbet kisitlerinden yakşı reaksiyaya kirişmeydi bu. Eğer de şunun üstüne mısmına kaplanırsa, onda reaksiyaya cüda yakşı getirdi. Başka şekilde etken de mısmına kaplanış, kaysa rolünü oynarak geldi. Katalizör. Bana hazır koyarız. Ben şundan bir iki gram ruh aldım ben. Yeni bunu üstüne mis perdesinden koplaştık için misini kaysi bir tüzü de. Aksitat değil mi, sülfat değil mi, nitrat değil mi, mail değil mi? Tüzü de koşulur, eritmesi de. Değil mi? Bana şunu koresiler indi. Ruhunu rengini korsak oldum. Bana indi ne oldu? Bir adım onu koruyayım. Değil. Kaysi rengi boyardı? Ha? Orantı rengi koyar. Güzel koyar. Bir yerde kendi reaksiyi getirdi yani şimdi. Bir yerde ketken reaksiyi kuyuda gitçe reaksiyi getirdi. Bana bunu yer- Bunun üstüge kuprum esot var, yırtmasından koyuyorduk. Bekle kuprum acılar çıktı, dedim. Sınıf esotlar gibi uçtu. Kanasına suyu şimdi ekivalent karıştı uçtu. Bana bir acılar çıkanımız ruh doğanakçalarını üstüge deme koydu. Oturdu, kapladı, kaplandı. Ama yani şu misbiden kaplangan zamanı ruhuna hazır mineralize üstüge koşarmış. Bu reaksiyon ne mi üçün ketti dediğinde etişiyle gerek sığın, miske karagende aktif element bu kanı üçün ne kadar bunu sıkıp çıkartır. Bunu sıkıp çıkartır. Ben yani şu hasıl bu kanı mis perdesimle koplengen. Bana halgi kurganıyla denem parayıp gitti hazır edilir. Taşadım. Benim bunun için ki bana bunun için ki ruhunu aptal düşüremeyim. Ne mi böyle yaptı? Korun attı mı? Vodorot çıktı. Haa, vodorot çıktı yaptı. Bana vodorot çıktı yaptı. Şimdi bana bunu at gelip yap hemen. Bana bunu yapıyorum. Arsin, eğer de şu mineralize terkibi de arsin olsa, o arsin H3'ü odur. Bir dakika getir, bana reaktiflik, kağız bulan, bunu üçüncü şey yaptı yani. Bir pasta bu halbola diyen arsamaz. Bunu koyup koyuşluk gerekir, bir saat, yarım saat, tamam gel. Şu devamında karak duruşluk gerek. Eğer de şu da renk hasıl olsa, onu da tecrübeni tohtatış mümkün. Lekin darro hasıl olmasa, yok eken degen netice gelişlik gerekmez. Bu vakt ötüşü bilen o şey arsenini miktarı gibi alır. Kup olsa tez hasıl olmalı, kem olsa o da sekin hasıl olmalı. Yani yine bir de soru buluşu mümkün. Sizler tamamen ki, bana bu pahtasını mı edip ettik ya? Bunu mu için koyduk ya? Değilken de, bu şu tecrübenin natoğru ketip kamasını için koyulgen pahta buladı. Bunu bana hasretli, bana bir misal düşündürüyorum. Eğer de, bana şu sülfat kisletesi, ruh bile, cüde, tiz, ne diyeyim, şiddet bunun reaksiyeyi ketse, bana şu reaksiyeyi yine bir madde yazalım. H2SO2 plus sin. Şimdi hasıl buluyetken vodorot bana bu.
sülfat kislotani qaytarib olishi mumkin. Orqasiga emas, o'zini nima kimyoviy jihatdan qaytarishi mumkin. Qaytarganda mana bu kislorodni olib ketib qoladi. Unda nima hosil bo'lar ekan? H2S. Keyin plus 4 molekula suv. Mana shu H2S borib sizlarni gidrogen brom 2 bilan reaksiya kirib qolish mumkin. Agar o'sha paxta bo'lmasa. Unda hosil bo'ladi gidrogen S. Bu qanaqa cho'kmaydi? Bu ham qoraroq rangga ega bo'lgan cho'kma modda. Shuning uchun agarda qog'ozimiz qorayib qolsa, keyin kimyogar bilolmay o'tiradi. Endi nima bo'ldi o'zi? Sarvini kutyotdik, qo'ng'irni kutyotdik, qoqqarasi chiqib qoldi. Mana shu xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun hosil bo'lib qolishi mumkin bo'lgan H2S'ni yo'liga paxta qo'yib qo'yiladi. Paxtada qorg'oshim tuzi bor. Aksetlat, nitrat yoki boshqa tuzi bo'lsa, mana bu ushab qoladi. Qulumbim es qilib. Plus, mana bunday ushab qolgandan keyin bu paxta orqali faqat o'tishi mumkin endi arsen H3 ni o'zi. H2S bitta to'xtab qoladi. Mana shuning uchun bitta paxta qo'yilgan. Endi ko'raylik. Bitta nima bo'layapti? Qora rangi bo'yaldimi, bo'yalmadimi mana bu ko'rish kerak. Qo'ng'ir ham bo'lib ketibdi mana. Ana qo'ng'ir rangga bo'yaldi. Demak, mashyakning miqdori kammi ko'pmi? Ko'p bo'lgan. Shuning uchun buni endi tezda yuvib tashlaymiz-da, mana o'z qo'lingizga olib, bitta-bitta ko'ringlar. Bitta hech qo'rqinchli narsa yo'q. Mana shunday qilib, zangirlik usuli mashyakning bor, arsenning bor yo'qligini bilib beradigan bitta usullardan bittasi. Endi ikkita usul bor ekan. Shu ikkita usuldan qaysi biri yaxshi, qaysi biri uncha emas deilganda, hali to'g'ri javob bo'ldiki, marsh usuli tuzukroq unga qaraganda. Shuning uchun marsh usulini asosiy tekshirish usuli deyiladi. Bu marsh usulidan oldingi tekshirish. Agarda shunaqa qoraysa, marsh usulini qo'llash kerak. De juda iymonni komil qilishlik kerak, arsen bor ekan deb. Endi qoraymasa, unda marsh usulini qo'llash hojati yo'q, chunki buni sezgirligi bu usulni sezgirligi. Marshnikidan qorishmagan, marshnikidan ham yuqori. Lekin bitta faqat bitta alomatga qarab turibgina bilamiz. A shuning uchun marsh usuliga ko'proq sud kimyogarlari ko'proq ahamiyat berishadi. Mana hozir marsh usuli to'g'risida ham shu bo'ladigan jarayonni bir ko'rib chiqamiz. Endi kimyoviy reaksiyalarni ko'pchiligi marsh usulida ham qaytarilganiki, men ularni yozmayman. Marsh usuli qaysi apparat yordamida olib boriladi? Marsh usuli mana marsh apparati yordamida olib boriladi. Buni qarasangiz, marsh usulida olib boriladigan apparatda bir nechta qismdan iborat. Mana birinchi qismi kolba. Bu kolbada arsen H3 hosil qilish kolbasi. Undan keyingisi kalsiy xlor saqlovchi trubka. Kalsiy xlor saqlovchi trubka. Mana bu rasmda bo'lsa, o'zi mana. Xo'sh, kolbasi mana bu yerda. Ularni hozir hammasini yig'ib turib ko'rsatamiz. Buni ahamiyati nimadan iborat? Kalsiy xlor saqlaydigan trubka. Kalsiy xlorni suvsizlantirilgan. Qizdirganda keyin bu yerda joylagan. Mana endi gaz moddasi arsen H3 buni ichidan hosil bo'lib chiqqanda o'zida suv parlarini ham olib chiqishi mumkin, to'g'rimi? Demak, kalsiy xlorni bo'ldi nimadan iborat ekan? Uni olib qolishlik. Demak, o'sha gazni quritish uchun bitta nima qo'yilgan. Arsen H3 bu trubkadan o'tgandan so'ng
Bana bir yerde yok koyuladı vodorotunu. Kegin bana bir cahaya Türk, marş Türkiye'si cidden kızık Türkiye. Bunu size şötte yine gördüyle, başka cahaya görgenemez. De karasiz bir cahaya keng, bir cahaya tar, bir cahaya keng, bir cahaya tar. Bunu bu şey marş 1800-ci yılda da, 6-ci yılda da o şey payette kâşp kıyar. Marşını şu aparatını kâşp bölüşüge kadar nihayette Arsen bandasının zaharlaş kalları kubayıp etken. Bu topkendeki gün birdenlikle pasayıp etken. Çünkü adamların boynuna çıkıp kala diyen boyundaki gün ne olur? Benim bunun adını marş trubkası diyorlar. Marş şişe neyeceğiz. Bana bir yerde şu narsa korsatılıyor. Şimdi bana bir kızdırılırdı. Bir de kayısı gaz keti atıldı bir yaka kadar. Arsen. Arsen H3 keti atıldı, doğru mu? Arsen H3 keti atken şu trubkanın keyin kısmını kızdırılırdı. Bu şey Arsen'in boğazı gibi bilinçlik için kızdırılırdı diye bu. Lekin bana şunu kızdırıp atken bir tane keyin kısmını. Tor kısmı soğutulup dururlardı. Bana ben bitti. PLC'den önce su salınırdı. Bana bir pilik yordamıydı. Bir dakika suyunu akızıp dururlardı. Bunu fazla kılamız, fazla koresin. Kızdırken payette Arsen aşı güç. Bu yukarı temperatura nispeten turgunsuz maddeydi. Bu parçalar kitabı. Arsenge ham vodorod. Mana bunday bo'lib. Endi arsen bu metal holdagi parchalangan arsen shu sovutilgan joyda o'tiradi. Avvaldan tutib ketadi-da, tepaga chiqib yonib ketaveradi. Xo'p, buni biz qadar bilamiz. Bu kelib o'tirdi, nima o'tirmadi. Arsenni dog'i shu o'tirgan dog'i. Kul rang, yaltıra uçunada bir rengi ege. Bana bu marş aparatında Arsen'in var yolunu bilerekten bitti alamak. Zengar bilekte bittiydi alamak. O şefinden tüge oldu. Yeni belki tüge miydi? Bu bittiyse. İkincisi ki. Eğer de şu Arsen H3 gazı bulsa, bunu hamasi Mehmet'te parçalanmaydı diye bir kısmı bir yaka karadı mı olalım? O tüke derdi. O'tganda manbetdagi temperaturada u shu alangani havo rangga bo'yab turadi. Havo rangga bo'yaydi. Bu qanaqa alomat? Bu ikkinchisi alomat. Ha? Uchinchisi, agarda arsen H3 gazi chiqib turgan bo'lsa, apparatni oldida qanaqa hid paydo bo'ladi? Sarimsoq, chesnok hidi kelib turadi. Bu qaysi alomat? Uchinchisi alomat. Endi şu arsen H3 gazını çıkıp durgan paytida maşı ne içerim? Bunda burası yok paske. Bana fazla namı hal ettim. Bunda burası yok paske. Şimdi şu buralgenden keyin bunge argentum NO3 yeritmesi ge şuna düşürseniz kopara gider. Ne mi için? Bu reaksiyonu analitikle okutken ilgilerim. Gutsi reaksiyası değil abi. Uyarıda buradaki reaksiyon var ama bununla ibaret. Arsen H3 bana keler trubkadan bunda Argentin NO3 yetmesi gibi yuvarlıysa reaksiyede su ham iştirak ederken bunda kap para bulup çökme Argentin çökme içeri. H3 Arsen O3 fasıl geledi. Kimin? H3 fasıl. Bana mamudayı reyesi gider. Kore çökme, mamudun metal halde çökme, çökkelliğe asaslanır. Bu neçinci alamak oldu? Dörtüncü alamak oldu. Bana yani dört alamak tükür varız. Dört alamak tükür genden iki gün. Tecrübe tohtatıladı de, bana şu numaranı trubkanı almadı. Bana deyip trubkanı aldı. Şunu ben bitirdim, kül renk bir daha hasıl buldum. Etki bu
arsindan iborat ekan. To'rtta alomatdan kamlik qiladi deb, 5-chi alomat keldi. Kimyogar o'tadi. Nima qiladi uning uchun? Mana shu dorni yo gaz alangasida yoki spirt topganingiz, mana buni alangasida qizdiriladi. Hali buni ko'rsataman men. Qizdirilganda kulrang dog' darrov yo'q bo'lib ketadi deb. Turibkani qaysi bir qismiga borib oq dog' o'tiradi. Oppoq dog' bo'lib qoladi. Bu nimadan iborat? Qizdirish natijasida arsen dog'i kislorod bilan reaksiyaga kirishib arsen 2 O3 ga o'tadi. Buni otini nima dedik? Oq arsen degani. Ruslar belli mushak degan narsa. Mana buni o'tadi. Demak, kulrang dog'ni yo'qolishi, uni o'rniga boshqa bir qismida, naychaning boshqa bir qismida arsen 2 O3 ni hosil bo'lishi bu nechinchi alomat bo'ldi? 5-chi alomat bo'ldi. Endi bu 5-chi alomat ne, yani mikroskop tegida ko'rilsa, o'tda oktaedr ham tetraedr kristallari borligi ko'rinadi. Mana shu narsa bu yerda ko'rsatilgan. Bu nechinchi alomat bo'ldi? 6-chi alomat bo'ldi. Endi shundan keyin ham ba'zi bir kimyogarlar shu qanoatlanib qolmaydi, shu boshqa modda bo'lib ta'min bizni aldab qolgan bo'lmasin deydi-da, ular bunday qiladi. Naychani ichidagi mana bu oq dog'ni, oq dog'ni. Shuni ichiga nitrat kislotasi kirgiziladi. Ha, bir ikkita tomchida shu dog'ni oldiga kelganda uni bunday aylantirsa eriydi u oq dog'. Keyin yana shunisi predmet oynasiga, mikroskop oynasiga tushadi. Mana shunday tushgan arsen demak birikmasiga arsen birikmasiga endi qo'shadi. Kristal holdagi seziy xlor qo'shadi. Keyin kaliy yotam qo'shadi. Shunday qilinsa bitta hosil bo'ladi. Seziy 2 arsen yod 5 degan modda hosil bo'ladi. Bu qizil cho'kma. Qizil rangdagi cho'kma. Qolgan yana narsalar bizga kerak emas. Bu kationlar. Mana bu qizil cho'kmani olib boradi-da mikroskop tagida ko'radi. Mikroskop tagida ko'rganda 6 tomonlamalik qizil yulduzchalardan iborat bo'lgan mikrokristallar ko'rinadi. Mana bu yerda ko'rsatilgan shu narsa. Mana 6 tomonlilik nima kristallar. Bu nechinchi alomat bo'ldi endi? 7-chi alomat bo'ldi. Endi qizig'i shu yerdaki xuddi shunaqa mikrokristallarni stibium surma ham berish mumkin. Tarkib shundan iborat. Sezi 2 stibium yo'q bu. 5 bo'ladi-da, uning mikrokristallari ham shunga o'xshaydi. Ko'ryapsizlarmi? Agar shunga o'xshasa, unda qanaqa qilib buni bilish kerak, qaysi birligi. Mana shu kristallarni hosil bo'lganini ko'rgan kimyogar shu kristallarni ustiga bir tomchi piridin moddasi qo'shadi. Piridin. Bir tomchi piridin moddasini qo'shganda shunda surma bo'lsa, mana shu formalari saqlangan holda qoladi, rangi o'chib ketadi. Qizil rang o'chib ketadi. Agarda mushak bo'lsa yoki arsen deymiz uni, arsen bo'lsa, ularni formasi ham yo'q bo'lib ketadi, rangi ham o'chib ketadi. Ana shundan keyin kimyogar u deb
çerçeydi de, her yerden onu ders etmekte değil. O Topkent'den gelip ikinci savaş gelip çıkardı. O Ersenk'ı topsuz. Ay, o kança ikin digen, miktari analiz kılıçlık gereği. Hem miktar analizini, Ersenk'ı iki kıl usulünden algılandırdı. Bir de zengin bilek usulü de kum ve kemliği getirip durup, ben orada şikayetle çalıştırıp kurdularım. Ana kutuya kılıp, ikincisi de onu ergetlemetrik usulü de algılandırdı. Bunun aslında leksiye vardı, değil mi efendim? Yapabilirim. Bana yanda şimdi kılıp, sizler bilirsiniz hazır, hem zengin bilek usulünü, hem marş usulünü kurup çıktık, zengin bilekini ameliyatlayıp kurduk. Şimdi hazır marş usulünü özümüzü tecrübeler kurduk. Bunun için, demek, hareket ettik geldik. Ersen aşk 3 maddesini hasıl kılıçlık gerek. Bundan aldın ne kılıçımız gerek? Birinci nöbette. Birinci nöbette yine ruhla ne kılıçımız gerek? Ruhla misleşimiz gerek. Bana sizler şu kümrenin okuyandı. Münce gram alış gereği, münce gram alış gereği diyen derseki kub etibar koysunlar. Ben onu tahmin anlamadım. Kolosuna. Peki metodike de yazgın mısın? Bugün yeni bir soru şekeri, standım. Klorik giden soru şekeri. Bana sorarmış, bir hem kisleti de eritilgen, afiyat polis şekeri. 1 mililitre, 2 mililitre de gendim. Hop, bundan ki gidi mesela şimdi kere. Sülfat kisletesini sültürülgen, eritmesin mesela şimdi kere. Aparatını sekin şaşmasından ben yığışım gerek. Bir yerde reaksiyon keti attı yok, hala ben mineralizasyon gelim yok. Çünkü her sene çıkartken yok. Bir de neme çıkarttı hazır. Fakat vazara çıkarttı. Doğru. Kötüyemez. Ben şimdi aparatını yığa başlayayım. Kralını bir iki koyamam, o kadar bir yakı gitmesin diye. Özünü yol eder gitsin. Bunda uygunla kalsiyum klorid truba. Bunu alıp gelip şimdi bir yerden çıkayken vadarot bir de kuru yaptı bir yerden çıkıyor. Doğru mu? Şimdi mineralizatı ben kuyuşum kereyim hemen bir yerden. Lekigen mineralizatı kuyuşum geçen aparatın içindeki havanı toluk çıkarvarışım gerek. Değil mi hocam? Eğer de ben şunu kızdıra başlasam bitti. Havamının
Vodorodda aralashmasini otini esinglarga bormi nima deylar? Ha? Portlovchi gaz, grimuchi gaz deydi buni otini. Shuning uchun qanday bilishlik kerak? Buni ichida havo hammas chiqib ketdimi, chiqib ketmadimi? Buni uchun nima qilishimiz kerak? Yondirib ko'rishimiz kerak. Mana bunda probirga qo'yiladi-da. Agar shuni ichida faqat vodoroddan iborat bo'lgan gaz bo'lsa, u juda adedeki sekin yonadi. To'xtadi qo'yadi. Agarda havo bilan hali aralashib chiqayotgan bo'lsa, unda tovush bilan yonadi. Bor ekanmi yo'q? Havo bor ekan. Shuning uchun buni betga olib kelsangiz, bir vaqtda eski zdaniyada dars berayotganimizda shunaqa tajribamiz kam edi. Shuni olib kelib qizdira boshlasak, birdan apparat oldimizda yo'q qoldi. Portlab ketdi-da. Yaxshiki hech kimga hech narsa tegmadi. Na manga, na boshqa zavodchilarga o'tmadimiz dars. Shuning uchun vaqtini bilib turish kerak. Tamam. Kesinlikle durur mu? Bizi yoran değil mi? Yani Halide'deki halklardan saklanıştığı için hava diyorsa hemen yok yılan anladım. Hatta yarın şimdiden yoklar dedi. Yani bir maddi görgenle yok. Ama şimdiden iki gün sevgir ben yani de kızınızda bolara geldim. Bana ben de kızınızda bolara Yine hazır soruda diyen filini kılışım kereyim ben. Niçin bana Vazir Ahan Mahfuzi'nin kılışını çeşim. Oh. Yine ne var? Filini. Bekle koyarız bunu. Balan pastligini ahamiyati ortiqcha yo'q. Mana endi qizdira boshlayman. Bittece kop gaplar var endi men sizlarga qisqartirib aytaman. Mana shunday qizdirishlikni 1 soat davomida mineralizatni tushirmasdan turib qilinadi. Nima uchun? Shu ishlatilayotgan reaktivlarning o'zida arsen bormi, yo'qmi? Yo'q bo'lganda biz ishlatishimiz kerak edi. Reaktivlarning tozaligini esingizda bormi, lektsiyalar nimada lektsiyada men gapirib bergan edim. Mana shu 1 soat davomida qizdiriladi-da daha yoğun bu gel taktirde, keyin sekin mineralizatdi, ben bir kranını açıverim diye. Ha, şu davrda biz bunu, onda yoktan koyuşumuz gereği durdu, gel hadi. Tamam, bir gel. Sıkotken vadar atalım. Yani, tırnak gel. Hani yoğun var. Yukarım yattı mı? Korum yatken buluşum mümkün. İçkine kavaz verin. Eski içki, hani yattı. Nasıl kurarız? Yanlar kırmıyor mu? Yanlar kırmıyor mu? Evet.
Hazır. Yomotgan bo'lsa, arsen H3 moddasi hosil bo'yaptimi, yo'qmi? U parchalanmayaptimi, bitta yo'qmi? Menda ham bilmayman. Hali yaxshi chiqmadi. Bu yerda parchalanmasdan o'tib ketayotganmiz, o'tdi. Temperatura ta'sirida parchalanayotgan bo'ladi-da. Ana endi hammasini qo'shing endi, oborib. Lekin bu yerda gaplarni yopishib o'tdi. Doim qo'shganda mana shu yerda ozgina suyuqlik qolishligi kerak. Gaz bu yerga chiqib ketib qolmasligi uchun agarda kranimiz yomon bo'lsa. Hop, yonmadimi yo'qmi? Bir de alamazsın bir de mi Sal bir bak edelim. Bana daha fasıl böyle başlıyor. Kötüler mi? Rengi hem olsa, şimdi bette çesnokide ne görmeyseler çünkü size atayım havanı zaharlaş maksat demez bana kurasından daha da fasıl böyle. Üçü yanlış değil. Hava rengi oldu. Bana şimdi başlandı şu an. Yani şunu vakti vakti bana ben de kıtırıp kurtırlar. Bir daha asıl bu attı mı? Yok mu öyle? Yani başlattı işte.
سورا بسه چشکه در تیز خاصل بله خاصل بگن ارسین یعنی اوزن الانگسته اچه پیته دیده ارسه آخ بشکل رنگی این من به جده یارو بگنش کرستم خوب آده خوب آده من بیادن کسی اله جده این بلمرکم شیولم تاکتم خب این در ارگنتم اینو اشلی تیگل در پای محکوری این این در توفه تمیز دیم بوده خبر بود ارگنتم اینو اشلی این در بنا سیدان رخصتی لبنم آب پایم خب آن این در زهر لنیلیم دیم یا من این کریم و از سالن آبی من کیم یا کریم حالا یه کنده من این داد کلم بیم من دی شرما من به سیولو میگی یا مدت از او چه ده سولو میشید از جد خواره این گیر که من در خوریز بنام خورسیست خورلیت خورلیت این چنار کده من دیم ما بولده خوره این شوک مگه چشت خویده من من کردیلن خوره شوک مگه چشت من شوندن کیم من بر نشته علامت کردیم بیت دا حاصل بود بیت الانگ بویالد ارگنتم اینو اشنو قرایترد چسنو خید کیلد یا کی کمد من شوندن کیم بو تجربه تقتل ندیم و ترک ماش ترک دست از دست آورد این دو خوانه زهر لمستن چون ما از آن تغییر بزرگان من دیگه چیزی که اینکه یکتا ششم من خرمیت ایلانو ازیلانو خوریلگه بیره بامونم لیکن من بیت استوجه ده من آلی خوریلگه من شیرده میتال خالدگه کل رنگ لیکن جده تجده که یلتراق بر رنگ حاصل بود من دامده شیفو ستیم چیزون نکیم شیفو ستیم تیز یو بود که ترده دارم بلیشی من دخل نده یعنی همینگه کلنگن لطنه آن نده حال اگن جایز در از این اخلاق چود اسمه من اینده بودانه من قصدرمه جده تیز یو بود که ترده دارم تمام یو بیست سیزی رباته من اشو دارم دیمک بیا خازر خواه کرش دربتی منی چیگه ودرات مست کسلرات بار یعنی بودا اکسید لنه یوب گیترد جیمز مارش دیگن شو انگلیس عالمه شونو بر وقت تاک کنده من عالمه می کاریم حق دابام من ارسن اکیل اووش داگه اوت دینده بیده
Bunu abarladı ki mikroskopu teyli korladı. Hazır endi cüde ısıl bok durdu. Aynen abi de abarttaydık. Şur var mı dedi, bu şirket basa dedi ki sırt gebertti, şuna keyinki durumda da buram yukarıda. Ak dağiler de okta edir, tetra edir, kristalları buladı. Şu mikroskopi tekide kurdu yaptı. Bana bu halette, bana bu halette. Yani bundan keyinki halet, sezi tuzları bile. Onu ben hadiseler verdim. O kısmını kılayım. Şunlar değil mi? Şunlarla bozsa şimdi yapılır, bugün sizlerle iki tür usulüne ameliyatı koyup çıktık. Birincisi kaysa usulü oldu? Zangir bilek usulü oldu. İkincisi? Marş usulü. Kaysa usulü arsinin var yolunu bilediğin alamakta kubek. Marş usulü. Neşte var eken tahmin? Yedide usul yollarında biz bunu var yolunu bilip aldık. Saval var mı? Var mı? Sağlar yok ha? Bu mesela sağlı yok olsa doktoruyla cöyceyle geldi. Kistatası, yok ki bunun tuzları bile. Sinir kistatası yok ki bunun tuzları bile zaharlengen halde, obyekte hidi bulan uzge yereşe. Açık badan bir hidi var bu, açık badan bir hidi bulan. Yani şunu dastlabki tekşiriş usulüyen var. Bunun için bunu da yapınları. Aramızda bir de tigir halimadır. Dastlabki tekşirişini arsiyenge kılıçlık için bunu içine biyo obyekt sanmadı. Böyle 2 gram mı, 3 gram mı? 2 gün onun üstüge yine koşuladı. Bir artı 3 milyon kısatalardan, 3 milyon organik kısatalardan. Bunun adını şevel kısatası değilseler. Eğer de bir obyekte deylik natri CM yok ki kali CM olsa 2 kilo birbirine reaksiyeyi kırışkandır. Bana H2 C2 olur. Beta sıkı çıkarar zamanı H CM. Bugün natri H C2 O turge kutar. Bu gaz kaldı ki mantı. Kutarlar yani tepeye taraf. Bana şu payette bana bu tigirini, tepesini saat aynası deyildi, çesavoyiz tiklo deyildi. Şu saat aynasından şimdi yapıladı diye, saat aynasının tigidi, tek kısmıdı. Bırak da işgal eritmesi buladı. Mesela deyildik, natri var eritmesi. Bu barı bugün koşuladı. Koşulgen de yanı nümege ötedi bu. Natri, sı, ünlü. Demek, sinir kislatasını biz obyektten haydar, bana bir yerde asılıp dururken tamçını terkibi bir otkuzu aldık. Doğru mu? Şimdi, bu gelip, bununla birikip, natri, siyan, hasıl bulganını, bilip bu miydi ki bu? Bu reynsiz, bu çok neyemez. Ne yapılışlık gereği? Çünkü tekişliği bugün,
kimyoviy reaksiya olib borishlik kerak. Bu reaksiyani oti Berlin lazurini hosil qilish reaksiyasi deb ataladi. Buning uchun mana shu tomchiga natriy CN ga qo'shiladi temirning 2 valentlik tuzi, ferrum isotopi. Unda hosil bo'ladi ferrum CN 2 marta plus natriy 2 isotopi. Endi mana bu ferrum CN 2 marta shunday xususiyatga egaki, u 4 molekula natriy CN ni o'ziga biriktirib oladi. De kompleks tuzga o'tadi bu. Natriy 4 ferrum CN nechta marta? Hammasi nechta bo'ldi? 6. Ana shundan keyin bu nur ustiga olib kelib turib natriy 4 ferrum CN 6 martani ustiga temirni 3 valentlik tuzidan qo'shiladi. Ferrum fluor 3. Ana bunda hosil bo'ladigan narsa ferrum 4 ferrum CN 6 3 marta plus 12 marta natriy fluor bo'lishi. Bu demak 4 ta betga 3 ta betga. Mana bu hosil bo'lgan moddani otini nima deymiz? Berlin lazuri deyiladi. Berlin lazurini rangi o'g'ri burchakligi rang bor-ku. Burchakligi rang. Vodoprovod holi deydi. Qorangi mana shu Berlin lazuri. Hosil bo'lgandan keyin aytadiki, biologik obyektda demak sian moddasi bor ekan. Bu dastlabki tekshirish. Endi shuni chuqur tekshirishlik uchun uni keyin suv parlanami haydaydi, yana bir necha reaksiyalar yordamida isbotlanadi, keyin topilgan sianitlarni miqdori aniqlanadi. Tushunarlimi? Ana shunga o'xshagan dastlabki tekshirishlar juda ko'p moddalarga bor. Yana qaytaraman, men sizlar uchun faqat 1-3 ta misoldagini gapirib berdim. Yana boshqa savollar bormi yo'qmi? Bormi? Marhamat. O'sha hozir Berlin lazurining ikkinchi nomi bormi o'sha? A bu mana buni tuzdi. 3 valentlik temirni ferratsiyalikdan hosil qilgan. Agar qo'shilganda 2 valentlik emas, 3 valentlik bo'lsa qanaqa? 3 valentlik bo'lsa, u Berlin lazurini hosil qilmaydi. U 3 valentlikning tuzini hosil qiladi. Lekin 3 valentlik temirni analitik reaksiyasi u trombul kokini hosil qilish reaksiyasi bo'ladi. U yerda bitta sariq qon tuzilmasi nimasi qoldirdi reaksiya kirishyapti. U unga natriy urish. U bizga kerak emas hozir. Bizlar asosiy maqsadimiz temirni kationini aniqlash emas. Bu yerda sian bormi yo'q? Mana shuna. Yana bormi savollardan? Ha, ikkinchi kurs kimyoga ko'proq qiziqadi, 4-chi kursda. Agarda savolingizga bo'lsa, shu bilan bugungi ma'ruza shu yerda to'xtatamiz. Keyingi safarga yana yengil mavzu to'g'risida gap